Neden beklediniz? Elinizi kim tuttu? Nebati Bakan küçük yatırımcıya gel gel yapıp borsada silkelenmelerine vesile olacak tweetler atarken nerelerdeydiniz? Ben söyleyeyim borsada küçük yatırımcıları korumakla görevli kurum kurum olarak Bakanın gel gel tweetlerini beğenmekle meşguldünüz. Başka ne yaptınız? Yaptığınız bunun işin adı. Görevi ihmal değil mi? Bu suç değil mi? Ne yazık ki saray yönetimi elinde ülkemizde artık tuz koktu. Kuzu kurda emanet edildi. İşte bu çürümüş yönetim bir taraftan kazanın dibini sıyırmaya çalışırken bir taraftan da bu olan biteni gizlemek için kumpas peşinde koşuyor. Kumpas kurmakta maşallah bir dönem ortakları olan FETÖ'ye taş çıkartıyorlar. Güzelim Ülkemizi George Orwell'in 1984 romanına çevirdiler. Ülkede iyi olan, güzel olan, doğru olan ne varsa takla attırdılar. Bu ucube saray yönetimi milletimizi cehaletin güç, savaşın barış, köleliğin özgürlük olduğuna inandırmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile terör kelimesini yan yana getirecek kadar zıvanadan çıktılar. Mersin'de hain terör örgütünün alçak saldırısını Cumhuriyet Halk Partisi ile partimizle ilişkilendirmeye kalktılar. Trolleri yaygara kopardı. Gazeteleri manşetler attı. Hain darbe girişimini eniştesinden öğrenenler bu defa da ellerinde DNA raporu olduğu halde teröristin kimliğini taksiciden öğrendik deyip partimize kurmaya kalktı, partimize kumpas kurmaya kalktılar. Yetmedi algı yönetimiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni de belediye çalışanlarını da hain terör saldırısıyla ilişkilendirmeye kalktılar. Hiç utanmadılar. Şehit çocuğunu PKK'lı diye teşhir ettiler. Arsızca Cumhuriyet Halk Partisine, partimize milli güvenlik sorunu diye yüklendiler. Bir kendinize gelin. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Bizim vatan sevgimizin zekatı bile densiz müfterilere fazla gelir. Cumhuriyet Halk Partisi bu aziz milletin beyninden kalbine giden yoldur. Hayatta tek bildikleri milletin cebinden kendi midesine yol, kendi kasasına boru döşemek olanlar ne kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyeti ne de Cumhuriyet Halk Partisi'ni anlayamazlar. Sarayda yanaşmaları da kurtuluşun ve kuruluşun partisi bu şerefli mirasın sahibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını ağzına alırken haddini, hududunu bilmelidirler. İki kere düşünmelidirler. Yoksa pişman ederiz. Bir de Napolyon'un kusursuz dönek diye tanımladığı döneminin Fransa İçişleri Bakanı Fuşe'nin 21. yüzyıldaki saray versiyonu atama İçişleri Bakanı var. Bu Fuşe bozuntusu on parmağında on kara genel başkanımıza kirini pisini bulaştırmaya kalktı kendisinin orduyla istihbarat, istihbarat örgütüyle olan kavgasını partimiz ve genel başkanımız üzerinden yapmaya cüret etti. Ne demiş atalarımız? Bildiğini konuş, ibret alsınlar, bilmediğini sus, adam sansınlar. Bu fotoramancı bakan genel başkanımızı fotoraman çevirmeye alıştığı suçlularla sakın sakın karıştırmasın. Tekrar söylüyorum, pişman ederiz. Fotoramancı bakan. Fotoroman bakan suçüstü yakalanmıştır. Derhal istifa etmelidir. Aksi takdirde bu ülkenin en zübük, en densiz, en hadisiz, en müfteri saray memuru olarak tarihe geçecektir. Değerli basın mensupları, seçimlere az bir zaman kaldı. Diyoruz ki saray ve şürekası iktidarda kalmak için her şeyi göze almış vaziyette. İçinde yüzdükleri bataklığın dibi, sonu, ucu, bucağı yok. Bunu daha önceki seçimlerde de defalarca gördük. Bu kifayetsiz mızıkçıların Haziran 2015 seçimlerini nasıl iptal ettiğini, Suruç ve Ceylanpınar saldırılarıyla başlayan süreçte hain terörü nasıl fırsata çevirdiklerini, 2015 Kasım'ındaki seçimlere bu ülkenin nasıl götürüldüğünü hep birlikte tecrübe ettik. Bunlar 2019'da mahalli idare seçimlerinde de millet iradesini gasp etmeye çalıştılar. Ama milletimizin attığı sillenin sesi fizandan geldi. Bu da kulaklarına küpe olsun. Biliyoruz bunlar için iktidar hizmet için bir araç değil amaç. Bunlar iktidar için terörist de Oslo'da pazarlık masası da kurar. Terörist başının mektubundan himmet de umar. Terörist başının kardeşini devlet televizyonuna da çıkarır. Gerekirse papaz elbisesi bile giyer. Sonra da çıkar kendilerinden başka herkesi milli güvenlik sorunu ilan eder. Dedik ya bunlardaki utanmazlık en katmerlisinden. Bu arada aynı terör örgütü de boş durmuyor. Ölenlerin DNA testleri ortaya çıkınca söylenen terörist bizdedir, görevinin başındadır diye açıklamalar yapıyor. Videolar çekiyor. Buradan açık seçik söylüyoruz o gün Adalet Bakanlığı'nın kayıtlarında gazeteci olarak geçen o teröristin sefer görev emri dördüncü yargı paketiyle getirdiği afla Tayyip Erdoğan tarafından verilmiştir. Artık milletimize gına geldi. Biz kokular artık dayanılmaz noktaya ulaştı. Şurası açıktır. Milletimiz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında bu metal yorgunu şahıslarla, bu liyakatsizlerle yol yürüyemez. Bu çerçevede dün altılı masayı oluşturan partilerin say sayın genel başkanlarının ortak açıklaması, Türk siyasetinde yepyeni bir merhalenin başlangıcıdır. Siyasi yelpaze'nin çok farklı yerlerinden gelen altı parti bu ucube rejimin ülkeye verdiği zararı görmüştür. Ayrılıkları bir kenara bırakarak vatan, millet ve demokrasi aşkıyla bir araya gelmiştir. Milletin masası dün yepyeni ve güçlendirilmiş bir parlamenter sistemi bu ülkeye getirmek için yapacaklarının yol haritasını çıkarmıştır. En kısa sürede kamuoyuna açıklama kararını da almıştır. Yine çok öden, önemli bir adım olarak milletimizin menfaati için belirlenen dokuz temel sorun alanında hukuk, adalet ve yargıda, kamu yönetiminde, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadelede, ekonomi, finans ve istihdamda, sektörel ve bölgesel konularda bilim ve teknolojide, eğitim ve öğretimde, sosyal politikalarda, dış politikada, güvenlik ve savunma alanlarında ortak politikalar belirlemek ve ortak taahhütlerini kamuoyuna en kısa sürede açıklamak üzere yola çıktıklarında milletimize söylemişlerdir. Milletin masası Ege'de Türkiye-Yunanistan dengesinin Türkiye aleyhine bozulması karşısında ve Rusya'nın Ukrayna'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakı konusunda da net tavrını ortaya koymuştur. Sadece 13. Cumhurbaşkanı seçmek için gerekli oyu değil, aynı zamanda mecliste güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için ihtiyaç duyulan çoğunluğu sağlama kararlılığını da milletimize açıklamıştır. Yol bellidir, istikamet bellidir. Siyasi tarihimizin farklı ve köklü damarlarından gelen altı parti olarak bizim benimsediğimiz ilke ve değerler bellidir. Biz otokrasiden değil demokrasiden yanayız. Biz üstünlerin hukukundan değil hukukun üstünlüğünden yanayız. Biz baskıdan değil özgürlükten yanayız. Biz kutuplaşmadan değil kucaklaşmadan yanayız. Biz kim ve nefretten değil saygı ve saygıdan say, sevgi ve saygıdan helalleşmeden yanayız. Biz savaştan değil, yurtta barış, dünyada barıştan yanayız. Biz ele ele açmaktan değil, güçlü ekonomiden, katma değerli üretimden yanayız. Biz içe kapanmaktan değil, dışa açıklıktan ve uluslararası işbirliğinden yanayız. Biz ekmeğin, aşın, işin küçülmesinden değil, büyümesinden yanayız. Biz refahın bir avuç kişide toplanmasında değil, hakça paylaşılmasından yanayız. Biz kararların tek başına değil istişareyle alınmasından yanayız. Biz yönetimde sadakatten değil yönetimde liyakatten yanayız. Biz tek bir kişinin iradesinden değil milletin ortak iradesinden yanayız. Biz kraldan değil kuraldan yanayız. Biz kazanacağız 85 milyon yurttaşımız kazanacak. Biz kazanacağız tüm Türkiye kazanacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar şimdi sorularınız varsa alayım. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen bir soru oldu. Şimdi onu ileteceğim. ATV tarafından yönlendirildi bu soru. Soru şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın adayının seçim takvimi açıklandıktan sonra belli olacağını söylüyor. Seçim takvimi ile ilgili olarak da 2023 Haziran işaret ediliyor. Yani bir anlamda takvim belli. Bu takvim konusunda bir değerlendirme alabilir miyiz? Biz Erdoğan'a inanmıyoruz, güvenmiyoruz. Daha baştan bunu hemen söyleyeyim. Yüksek Seçim Kurulu'nun düğmeye basmasını bekliyoruz. Geçen Ağustos ayında enflasyonun belini kıracağını söyleyen ama sonra enflasyonu yüzde seksen üç buçuğa çıkarıp milletin belini kıran Erdoğan'a bundan sonra ne biz ne de milletimiz inanır. Tavsiyemiz siz de inanmayın.